Merhabalar sevgili CRI Türk dinleyicileri, bugün yine Akademik Yorum'da birlikteliğimiz devam ediyor. Çok önemli bir konuğumuz var, Utku Güngör'le birlikteyiz. Merhaba Utku, hoş geldin. Hoş bulduk. Kısaca seni tanıyalım. Tabii. Ben e, Utku Güngör, e, daha önce e, Çin'in Pekin şehrinde Uzaycılık ve Havacılık Üniversitesi, Beihang Üniversitesi'nde hem Çince eğitimi aldım hem de yüksek lisans yaptım. Mesleğim makine mühendisliği. Çin'de de enerji alanında yüksek distans yaptım şu anda Türkiye'deyim çalışmalarıma Türkiye'de devam ediyorum Bugün Utku ile çok fazla konuşacak konu var ama kendisinin teknoloji alanında da önemli çalışmaları ve projelerde çalıştığını biliyoruz Son zamanlarda da Çin'in yeşil kalkınmasıyla alakalı bazı okumaların olduğunu biliyoruz ki evet. konuyla ilgili bazı sempozyumlarda moderatörlük de yaptın Çin'in yeşil kalkınma projesi hakkında bize neler söyleyebilirsin? Tabii. E, benim Çin'de bulunduğum süre boyunca önce ondan bahsedeyim. Çin'de bulunduğum süre boyunca bizim araştırma konumuz elektrokromik malzemeler üzerindeydi Yani e, binalarda kullanılan akıllı pencereler üzerineydi. Hı hı. E, bu konuda hatta programı izleyenler ve e, ilgilisi olanlar varsa ben şiddetle tavsiye ediyorum eğer Çin'de yüksek lisans yapma gibi planları varsa yenilenebilir enerji üzerine araştırma yapabilirler Çünkü Çin bu konuda kaynak paylaşma konusunda oldukça açık dışarıya Çünkü yenilebilir enerji araştırmaları tamamen birçok üniversitede dünyada da böyledir dışa açık paylaşım açık konulardır Mesela bugün gitseniz bu bir e, uzaycılık alanını araştırma yapmak evet. isterseniz kaynaklarını sınırlanabilir Çin'de araştırma yaparken ama yenilenebilir enerji öyle değildir. Bunun Hı -hı. da bir nedeni var. Nedeni şu e, Çin'in 18. Çin Komünist Partisi'nin 18. Ulusal Kongresi'nde Çin bir karar aldı Hı -hı. ve yeşil kalkınma planını e, programına koydu. Bu çok önemli bir konu evet. ve devleti buna seferber ediyor. Üniversiteleri buna seferber ediyor. O nedenle ben de Çin'deki araştırma konularımı bununla birleştirmeye karar vermiştim. 18. Ulusal Kalkınma Planı'nda zaten dediğimiz gibi yeşil dönüşüme ait bazı planlar vardı. Şimdi burada Çin devletinin aslında yeşil kalkınmaya verdiği önem sadece bununla kalmıyor. 2050 karbon nötr evet. hedefine de Birleşmiş Milletler'in koyduğu bu hedefe de emin adımlarla geliyor. Şu evet. anda Çin'de gözle görülebilir bir şekilde ne gibi değişimler Tabii. yaşanıyor yeşil alanda? Özellikle elektrikli araçlar son evet. günlerde çok moda. Çin sadece bunlarla mı kısıtlı kalıyor? Geleceğe yönelik inovatif projeleri de var mı? Evet çok önemli bir konu Çin'in yeşil kalkınma projesini çünkü biz Türkiye'den dünyadaki gelişmeleri takip edip kendi topraklarımızda evet. bunu dönüştürmek zorundayız diye bakıyorum yani Çin'in pratiklerinden ve diğer ülkenin pratiklerinden bakarak Elektrikli e, araba konusuna gelecek olursak dünyadaki elektrikli araba üretiminin ve tüketiminin %50'sinden fazla Çin'de gerçekleşiyor. Bu miktar 2019'da açıklanan rakamlara göre 2 milyondan fazlaydı. Yani Çin nüfusunun %1'inden fazlasını oluşturuyor. Bu aşama için iyi bir rakam. İlerisi için tabii ki e, hmm. daha geliştirebilecek bir miktar. Genel olarak da e, Çin'de e, ben Pekin'de yaşadım. Çin'de hava kirliliğinin e, en fazla olduğu evet. yerlerden birisiydi. Maalesef. E, Çin e, Beyaz Kitap biliyorsunuzdur. Evet. E, Beyaz Kitap'ta e, yeşil kalkınma ile ilgili çok önemli bir rapor. E, yayınladı. Yani bu hükümet politikasının dışında bir devlet politikası haline dönüşmüştü uzun vadeli. Şu andaki kirlilik durumu nasıl acaba Pekin'de? Şu da 2021 yılına kadar kirliliği büyük ölçüde azaltıyorlar. Azaltma hedefleri de Çin'in kuzey bölgesi yani Pekin'de kapsayan kuzey bölgesi olarak planlanıyor. %60 azaltıldığı söyleniyor. Hala hava kirliliği mevcut. Bunun da temel nedeni şu. Ben bunu normal bir süreç olarak görüyorum. Sanayi çok hızlı gelişen bütün ülkelere bakın. İngiltere'ye bakın, hmm. diğer ülkelere bakın. Hatta İkinci Dünya Savaşı'nda çok çarpıcı rakam, rakamlar Tabii. vardır. Evet. Bu süreç normal bir süreçtir. Fakat bunun temel nedeni şu. Çin'in enerji kaynaklarının önemli bir kısmını %57'sini kömür oluşturuyor. Çünkü Çin kömür zengini bir ülke. Evet. E, fakat buralarda bir dönüşüm var. E, neden kömür kullanıyor? Bir, Çin'de kömür çok fazla. Azla. İki, doğalgaz ve e, petrol e, pahalı. Aynı zamanda dışa bağımlılığı, bağımlılığı e, arttıran bir madde. E, fakat yenilebilir enerji konusunda bir e, streç var Çin'de. Nasıl bir streç var? Bunu sizlere rakamlarla e, ortaya sunmak istiyorum. Buyurun. 2011 yılında mesela güneş enerjisinden örnek vereceğim size. 2011 yılında Çin'de kurulu güneş enerjisi kapasitesi sadece 1 gigawatt. 1 gigawatt. Evet. Bugüne geldiğimizde 2019'a geldiğimizde 131 gigawatt. Olum. Yani 131 katlık bir artış var. Devamı gelecek mi bunun? Buna yönelik çalışmalar var mı? Güneş enerjisinin araştırmalarında devamı gelmemesi mümkün değil. Çünkü güneş enerjisinde önceden birçok. Ee, engel vardı çok hmm. pahalıydı güneş hmm. enerjisinden elektrik üretmek verimi düşüktü hmm. ee, güneş enerjisini depolamak güçtü hala sıkıntılar var hmm. ee, fakat bununla ilgili önemli engeller aşıldı şu an hmm. hatta şöyle araştırmalar var bu çok önemlidir güneş enerjisinden elektrik üretirken toplam maliyet e, kömürden e, elektrik üretirken toplam maliyetinden düşük seviyelere gelmeye başladı hmm. Ee, o nedenle güneş enerjisi aynı zamanda sadece yeryüzünde kullanılmıyor. Yani güneş enerjisinden sizin elektrik elde edebilmeniz için e, atmosferinizin olmadığını düşünün. Yani uzayda. Evet. Bulutun olmadığını düşünün. Uzayda da elektrik elde edebilir. Evet, uzay tabii. araçlarına Uza. bakın, hepsinde güneş enerjisi evet. vardır. Bugün zaten önemli konuların başında uzay araçları Mars'a gidiyor ama oradaki enerji ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Evet. Bununla ilgili pil çalışmaları. Çünkü oradaki e, bildiğim kadarıyla ısı dereceleri de pilin ömrünü etkileyen Tabii. unsurlar. E, bu konuda da e, uzayda dediğiniz gibi enerji olarak gelecekte uzayda bir yaşam düşünülüyorsa güneş enerjisi de uzaydaki alternatif bir enerji kaynağı olarak önümüze çıkacaktır. Yeşil kalkınmada Çin'in sadece güneş enerjisiyle mi sınırlı kalıyor? Elbette hayır. Yeşil kalkınmada Çin'in birçok yenilebilir enerjiye yatırımı var. Mesela genel rakamlarla örnek verecek olursak nükleer enerji çok önemlidir. Şu an Çin'in nükleer enerji kurulu kapasitesi dünyada ikinci sırada. İnşa edilmekte olan nükleer enerjiyle göze, göz önüne aldığımızda birinci sırada. Yani o nükleer santraller tamamlandığında birinci sıraya erişmiş olacak. E, fakat güneş enerjisinin şöyle bir avantajı var. Çin e, hidroelektrik e, enerjiden e, hidroelektrikten elektrik e, elde etme de belirli bir aşamaya geldi. Çünkü su enerjisinden sudan e, kurulu e, enerji e, kapasitesi Çin'in zaten doygunluğa, doygunluğa ulaştı. %80'e kadar ulaştı ortalama olarak. Ama güneş enerjisindeki güneş enerjisini kullanarak elektrik üretebileceğiniz alan sınırsız. Çünkü güneş dediğimiz şey günün 13-14 saatinde en az e, yeryüzünde olan bir şey. Ki geniş bir, geniş bir coğrafyaya sahip Çin Halk Cumhuriyeti'nin özellikle güney e, kesiminde evet. e, güneşlenme sürelerinin çok uzun saatlere kadar çıktığı biliniyor. E, yeşil kalkınmada türkiye için ortaklık projeleri gibi bir durum söz konusu mu? Veya Türkiye ile Çin'in ileride... Evet. Gerçekleştirebileceği ortak bir proje öne çıkabilir mi? Şöyle çıkabilir. Şu an Türkiye'deki güneş enerjisi panelleri üreten firmaların çok önemli bir kısmı Çinli firmalardır. Hmm. Hatta benim bölge yaşadığım bölgede de olan firmalar vardır. Hmm. Bu önemli. Yani Türkiye son zamanlarda güneş enerjisine olan yatırımlarını arttırdı. Hala yeterli değil. Burada bence kritik nokta şu ülkeler arasında işbirliği yaparak sadece montaj üretimi değil aynı zamanda bilimsel ve teknoloji işbirliği yapabilecek üniversiteler arası şirketler arasındaki faaliyetleri arttırmak anlamlı olacak. Bu o zaman kuşak ve yol inisiyatifinde uygulanabilir bir başlık olarak da önümüze çıkabilir. Sonuçta kuşak ve yol bugün sağlık kuşak yolu evet. turizm gibi enerji gibi bir başlığa dönüştüyse yeşil kuşak ve yol olarak da ileride Türkiye ve Çin arasında yeni bir köprünün kurulmasını tetikleyebilir. Türkiye'deki yatırımlardan bahsettik. Bu sadece yeşil kalkınmayla sınırlı değil. Siz de evet. bu yatırımları yakından takip ederek ve yatırımların ana projelerinde rol alan bir genç mühendis olarak Evet. Türkiye'nin Çin'deki pardon, Çin'in Türkiye'deki Teknoloji yatırımları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şu andaki öne çıkan başlıklar bildiğimiz kadarıyla Huawei, Xiaomi, evet. Vivo ve Oppo'nun Türkiye'de cep telefonu üretimi evet. e, aşamasına ve fabrikalarının çalışır vaziyete gelmesi. Siz de daha önce e, bazı firmalarda görev aldınız, şu an hala aktif görevleriniz evet. de var. Bu yatırımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, ee, ben e, Ocak ayında e, Türkiye'de Oppo'nun e, Türkiye fabrikasının kurulma aşamasında daha elektrikleri hmm. yokken e, fabrikanın kurulma aşamasında katıldım. E, orada çok önemli tecrübeler elde ettik. Yani bu tecrübeler sadece iş hayatında değil aynı zamanda iki farklı kültürün hmm. e, çalışma hayatında bir araya gelmesiyle öğrenebilecek tecrübelerdi. Hmm. Evet. Oppo sadece Oppo değil. Ben e, yaklaşık 5-6 ay boyunca bu kurulum aşamasında Oppo'da düzenli olarak çalıştım. Hı hı. E, şimdi de e, farklı bir e, Çin firmasında Huawei'de e, proje e, mühendisi olarak görevime devam ediyorum. Hı. Sadece Oppo değil. E, Vivo, Xiaomi, e, Tekno e, aynı zamanda e, son olarak e, Vivo, e, Xiaomi, Tekno, Oppo ve TLC. Toplamda 5 telefon firması hmm. e, İstanbul'da ve İstanbul çevresinde kuruldu. Bunlardan Vivo, e, Gebze'de, TLC, e, Tekirdağ'da e, ve diğerleri Tekno, Xiaomi, Xiaomi Avcılar'da. Evet, Xiaomi, hmm. Avcılar'da, Tekno'da, Pendik'te. Tekno çok bilinmez ama Tekno firması Çin'in... E, Güney Afrika pazarını oluşturuyor telefon konusunda. Hmm. Ee, bunlar önemli istihdamlar açıyorlar. Yani mesela Oppo'dan örnek verecek olursak e, neredeyse bine yakın e, işçi, mühendis e, çalıştırıyor. ve Aynı zamanda o bin kişinin çevresinde yemek firması var, servisçisi var. E, o anlamda önemli bir istihdam, önemli bir istihdam. E, açıyorlar. E, peki bu yatırımlarda e, ileride Türkiye'ye kazanımları ne olacaktır? Evet. Hani, e, sonuçta yatırımın olduğu yerde genç istihdamlar yetişiyor. Genç mühendisler bunlardan belki feyz alıp kendi firmalarına kadar yönelebilirler diye bir Tabii. söylem var. İleride Türkiye'nin bu yatırımlardan çıkarabileceği kazanımlar ne olacaktır? Burada e, sorunuz için çok teşekkür ediyorum. Burada en önemli nokta şu. Bu yatırımları biz sadece istihdama yönelik yatırımlar değil, aynı zamanda bir teknoloji işbirliği düzeminde ele alırsak başarılı olabiliriz Türkiye açısından çünkü hmm. e, ilerleyen dönemlerde ben umuyorum ki çünkü Çin'in e, siyasi e, bakış açısı dünyaya bakış açısı diğer ülkelerden çok çok daha farklı yani teknolojiyi e, aynı zamanda getirmek ve paylaşmak gibi bir hedef var e, kuşak yolda da bunu sık sık vurguluyor e, gittiği birçok ülkeye e, altyapı yapı e, sağlıyor. İşte Türkiye'nin buradaki yapması gereken nokta şu. Kendi e, ortaklarını ve dostlarını bilerek hmm. Çin'e de bunu anlatarak bunu bir teknoloji işbirliğine dönüştürmek ve ileride telefon üretebilecek e, kapasiteye gelmek. Bu çok önemli. Şu an bütün ileride muhtemelen bir yıl sonra kullandığımız telefonların %70'i, %80'i e, Made in Turkey yazacak. Yani Türk menşeli olacak. Fakat biz aynı zamanda bu parçaları da üretmemiz lazım. E, bu anlamda e, bizim Çinli dostlarımızla e, iş adamlarıyla bu konuyu konuşup e, bir ileri aşamaya getirirsek başarılı olabiliriz. Huawei bu anlamda çok önemli. Yani çünkü Huawei e, şöyle bir e, farkı var diğer şirketlerden. Dünyadaki e, ikinci büyük Arge üssü Çin'in dışında Türkiye'de. Türkiye'de. Bu çok Kartal'da önemli. Ümraniye'de. Ümraniye'de Evet. evet. Ee, orada aynı zamanda 5G üzerine de çalışmalar yapıldığını evet. biliyoruz. Ee, Huawei'nin bu konudaki e, çabalarından bahsettiniz. Şu an e, bize aktarabilecekleriniz neler var? Şöyle, e, biz yazılım konusunda kötü bir noktada değiliz. Huawei'nin hmm. buradaki üssü hatta dünyadaki birçok ülkeden çok çok daha iyi noktadayız yazılım konusunda. E, Huawei'nin buradaki üstün en önemli artılarından birisi Genç yazılımcılar, geliştiriciler, işte developer dediğimiz hmm. e, kişiler yetiştiriyor. Bu anlamda çok önemli. Bu projelerin bir kısmı Çin'de yapılıyor. Bir kısmı da Türkiye'de geliştiriliyor hmm. onlarla beraber. E, Huawei dediğimiz şey çok büyük bir sektör. Yani sadece bir telefon firması değil. E, mesela Çin'de e, Huawei'nin şöyle bir hedef var. Çin'in aynı zamanda bir hedefi bu. E, 2021 yılına kadar toplamda 2 milyon tane 5G istasyonu inşa etme hedefi evet. var. Çok önemli bir rakam bu. Bu gelecek için içinde var. Yeni bir teknolojinin açıldığı kapı olarak görülebilir. Evet. Ve e, üretilen 5G istasyonları sadece iletişimi sağlamıyor. Aynı zamanda e, enerjiden de tasarruf sağlıyoruz. Hmm. Yani e, 5G istasyonları 4G'ye e, kıyasladığımız zaman birçok fonksiyonu göz önüne e, koyduğumuzda 30 kat daha verimli olan şeyler. İletişimin dışında söylüyorum bunu. Hmm. 5G yalnızca iletişim değil derken şunu da eklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. 5G aslında endüstriyel yapıya bile bir fayda sağlayan, nesnelerin interneti, akıllı şehirler evet. yani hayatın birçok noktasını kolaylaştıracak dönüşümler yaratan bir teknoloji. Burada e, 5G'yi biraz daha açalım isterseniz. 5G şu anda sizin de 5G ile ilgili mutlaka incelemeleriniz olmuştur. Türkiye'de 5G altyapısı için kullanıcılar daha çok bekleyecek mi? 5G'ye geçtiğimizde Türkiye'de ne gibi değişimler, de, devrimler görebileceğiz teknoloji anlamında? Evet bu çok önemli. Ee, gene Çin'den örnek vereceğim. Çin doğayı bilirsiniz. Çin'in hmm. en önemli ticari limanlarından birisidir. Ee, orada 5 g entegre edilmiş yapay zeka sistemi ile enerji verimliliği çalışmaları yapılıyor. Ve termik santrallerde enerji verimliliği %30'a kadar çıkartılıyor. Hmm. Çok büyük bir oran. Zaten eğer 5G konusunda yani e, dünya başarılı olabilirse e, şu enerjiyi doğru kullanmak bu çok önemli. Enerjiyi doğru kullanmak. Çünkü biz gece enerjiyi doğru kullanamıyoruz. Çünkü gece enerji yok oluyor, gidiyor, kullanmıyoruz. Fakat hmm. biz bunu doğru yerlere aktarabilirsek yapay zeka teknolojisiyle e, enerjiden faydalanabiliriz. Buradaki rakamlar şöyle. E, tabii Huawei aynı zamanda bir e, telefon firması olduğu gibi yenilenebilir enerjiye katkıları da oldukça fazla. Buraya gelmeden önce Huawei'in bir raporunu okudum. Çok çarpıcıdır o rapor. Orada şunu yazıyor. Dünyadaki IT, daha doğrusu iletişim sektöründeki karbondioksit yayılımı toplam karbondioksit yayılımı %2'sini oluşturuyor. Bu çok önemli. Hmm. Buna telefonlar dahil edebiliriz, bilgisayarları, bitcoinleri her şeyi dahil edebiliriz. Büyük bir oran bu. Fakat IT sektörünü veya da iletişim sektörünü 5G'ye de katabiliriz bunu doğru bir şekilde kullanabilirsek e, toplamda yayılan karbondioksit emisyonunun 10 katı kadar verim sağlayabiliriz. Çok önemli. Dünyanın önündeki en önemli tartışma buradan şu köprüyü kurabiliriz. 5G aslında yeşil kalkınmanın da bir parçası olabilirlerdi. Kuşkusuz. Kuşkusuz bu planda öne geçecek. Evet sevgili Siyeray Türk dinleyicileri akademik yorumda Utku Güngör ile birlikteliğimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Huawei'den bahsediyorduk. Huawei'nin aslında sadece mobil cihazlarla kısıtlı kalmayan bir teknolojisinin olduğunu, 5G ile dünyaya açılan bir teknolojinin kapılarını aradı, araladığını, aynı zamanda e, yenilenebilir enerji anlamında da Huawei'nin çalışmaları olduğunu söylemiştik. Dünyada ve Türkiye'de Huawei'nin bu konuda ne gibi çalışmaları var? Evet. Huawei dediğiniz gibi birçok alanda çalışma yürütüyor. Ee, dünyanın en büyük 50 şirketi arasında yer alıyor. Ee, 46. Hı hı. sırada yer alıyor. Huawei'nin hangi alanlarda başka çalışmaları var? Ee, bu çok önemli. Ee, mesela Huawei e, dünyanın en büyük e, güneş e, santrallerinden birisini e, İspanya'ya kurmuştu. Hı hı. Bunun gibi birçok e, çalışmaları Huawei'in e, şu an hem Türkiye'de hem e, dünyada devam ediyor özellikle şunları geliştirmeye çalışıyorlar. Mesela Huawei'in e, ürettiği Max e, 40 Pro'ydu e, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O telefondaki e, enerji verimliliği yani ne demek bu? E, bataryanın dayanıklılığı, e, güç ta tasarrufu hmm. MX 10'un yaklaşık 3 katından daha fazla. Oh. E, şöyle hayal edelim. Bunun ne anlamı var? Dünyada 8 milyarlık nüfusun önemli bir kısmı telefon kullanıyor ve her gün telefonu şarj etmek zorunda. Buradan bir tasarruf sağladığınızı düşünürseniz, dünyada karbon emisyonu evet. çok önemli oranda azaltılacaktır. Şimdi Huawei'nin bu dinleyicilerin özellikle son zamanlarda Huawei konusunda bazı çekinceleri vardı. Burada evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei üzerinde yaptığı yaptırımlar, Android ve Google gibi internet devlerinin ve işletim sistemi devlerinin yine Huawei üstünde bazı yaptırımları söz konusuydu. E, kullanıcıların çok sevdiği sosyal medya e, uygulamalarına Huawei telefonlardan erişim kısıtlanmıştı ki bu kullanıcıların Huawei'den biraz uzak durmasını evet. sağlıyordu. Ancak az önce de dediniz Huawei donanımsal açıdan zaten birçok yeniliğe imza attı ama yazılım konusunda da çığır açacak gelişmeler yapıyordu. Bunların en başında da 3 gün önce tanıtılan Harmony OS işletim evet. sistemi geldi. Bu da Android tekerini kırma, Google tekerini kırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Harmony OS'in gelmesi ileride e, yine yeni bir çatışmayı tetikleyebilir mi ve kullanıcı anlamında bize neler kazandırabilir? E, tabii e, bu ilerleyen dönemde çatışmanın önünü açacaktır tekrardan. Huawei aslında Harmony'nin geleceğini bugünden değil ilk savaşın başladığı dönemde duyurmuştu. Biz buna hazırlıklıyız diye. E, Çin'de yaşayan birçok vatan Türk bilir yabancı uyruklu insan bilir. Çin'de zaten bu uygulamaların tamamı e, Çinileştirilmiş hali kendilerinde vardır. Bunun en önemli sorunu Çin dışında. Yerli ve milli versiyonların evet. şu an Çin'de insanlar. Örnek vermek gerekirse dinleyicilerimize evet. YouTube'un Çin'deki karşılığı Youku evet. olarak kendi ve içeriğin tamamını orada da bulabiliyorsunuz. Evet. E, yine e, WeChat geniş anlamda sosyal medya imkanları sunuyor. Onun yanında Twitter, Weibo olarak biliniyor. E, bu konuda zaten dediğiniz gibi hazırlık söz konusuydu. Evet. Bundan sonraki süreçte Harmony OS'in e, şöyle bir şey var. Şu anda piyasada Android cihazlar yanılmıyorsam %80'lik bir paya sahip. Evet. Bu %80'lik payın içinde e, büyük bir kısmı da Çinli telefon üreticileri evet. üstleniyor. Harmony OS Huawei bünyesinde geliştirildiği düşünülecekse ileride diğer Çinli üreticilerinde risk almayıp Harmony ise geçmesi söz konusu olabilir mi? Söz konusu kesinlikle. Bu benim çalıştığım bir, birkaç firmada konuşuluyor ve tartışılıyordu. Bunun e, çalışmaları var. Çünkü dünya genelinde sadece Huawei e, yükselmiyor. Diğer hmm. telefon firmalarında da büyük bir yükseliş var. Mesela Avrupa'da e, Oppo'nun e, satış değerlerine baktığınızda o yükseliş %30'lara kadar çıkmakta. Hmm. Yani günümüzde Huawei'ye gelen tehdit ileride diğer telefon firmalarında e, muhakkak gelecektir. Fakat burada şöyle bir farklılık var. Huawei'in burada yazılımsal anlamda gücünü aktarmak için sizlere söylüyorum. E, 2019 yılındaki raporlara göre Huawei'in dünyada en fazla patent başvurusunda bulunan ve alan e, hmm. bir şirket. Apple'da evet. geçti burada. Bu önemli bir fark. E, diğer firmalardan ayıran ve Huawei hedef tahtasına oturtulmasının temel nedeni işte bu. Huawei dünyada ee, artık e, Apple'a ve diğer telefonlara rekip olabilecek bir e, güce ulaştı. Bu sadece daha demin dediğimiz gibi e, Android telefonlar ve uygulamaları kullanmak için değil. Aynı zamanda 5G yatırımları, e, yenilebilir enerji yatırımları birçok alanda yükselişe geçmesi e, Huawei'yi e, hedef tahtasına oturtuyor ama sizin de dediğiniz gibi ilerleyen dönemde Evet, Rusya da bunun üzerine çok çalışıyor, bağımsız e, uygulama geliştirme konusunda. Evet. Huawei'nin de çalışmaları ve diğer telefon firmalarında çalışmaları zaten tartışılıyor olacak. Ya bu aslında bir siyasi kaygıdan ötürü teknolojiye sıçramış bir savaş olarak da değerlendirilebilir. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün kendi e, Amerikan uygulamalarına baktığımızda, Google'dan örnek verecek olursak, siz daha iyi bilirsiniz bunun e, algoritmasını. Şu anda burada konuştuğumuz Huawei kelimesinden sonra yanı başımızda duran cep telefonları bu kelimeyi duydu ve ilk reklam olarak bize evet. Huawei ürünlerini verecek. Yani Huawei'yi casuslukla suçlayan Amerika Birleşik Devletleri aslında Google'la herkesi dinliyor. Evet. Bu bilgiler nereye gidiyor, ne yapılıyor ki? WhatsApp tartışmaları bunun en açık örneğiydi. Evet. WhatsApp hala bu bilgileri nasıl kullanacağını şeffaf bir şekilde insanlara sunmuyor. Evet. Ee, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki siyasi kaygıları aslında bir nevi hani nasıl söylerler kendi yaptığı şeyi başkasında mı görmek istemiyor ya da başkasında da yaptığı şeyden şüpheleniyor mu hani ben böyle bir şey yapıyorum ama o da mı yapacak şüphesi doğurması bu siyasi karmaşanın teknolojinin ilerlemesine bir etkisi oluyor mu yani gerçekten de Huawei şimdi bu yaptırımlarla karşılaşmasaydı biz 6G'yi görebilir miydik Huawei'den veya evet. daha farklı bir teknolojiyle karşılaşabilir miydik elbette şunun önünü açıyor birkaç gün önce Çin Devlet Televizyonunda da yayınlandı bu. Kendi gücüne dayalı bilimsel ve teknolojik kalkınma. Hmm. Yazılımsal anlamda Çin'in tamamlaması gereken noktalar var. Çünkü Batı'dan bu işi öğrendi ilk başta. Hmm. Şimdi Microsoft temelli birçok yazılım şu an hala Çin'de kullanılıyor ama Çin'deki en önemli tartışmalardan ve araştırmalardan birisi de şu Microsoft ve diğer önemli yazılım e, temellerinden sıyrılarak yeni, inovasyon açık ve e, diğerlerinden farklı bir şey üretmek. Bunun kesinlikle önünü açıyor. Bu yapay da burada önemli bir nokta. Tabii. Şuradan bir örnek vermek istiyorum. E, Çin 1991 Körfez Savaşı'ndan so sonra şunu gördü. Biz uzay teknolojisini ne yapıp edip ülkemizde hmm. geliştirmek zorundayız. Bakın bugün e, Çin'deki... E, Baydu-1, Baydu-2, Baydu-3 uzay araştırmaları 3 aşamalıdır. Baydu-1 1991 yılında, Baydu-2 2007 yılında, Baydu-3'te geçtiğimiz yıllarda bir yıl önce e, yörüngeye oturtuldu. Bunun temel nedeniydi buydu. Çünkü Çin Körfez Savaşı'ndan sonra şunu söyledi. Biz güçlü bir Çin'i kurmak için e, bunları kendi gücümüzle yaratmak zorundayız. Bence yazılım da bunun bir parçası ve telefon Yazalım. Bütün konular bunun bir parçası diye düşünüyorum. Ee, gelişen bu teknolojinin yani Çin-Türkiye işbirlikleri düşünüldüğünde illaki Türkiye'de bir faydası olacaktır. Ki Türkiye'de e, genç nüfusuyla ve eğitim kadrolarıyla baktığımızda bugün ilerleyen bir teknolojide emin adımlarla ilerleyen bir ülke olarak gözüküyor. Bunun ilk başlangıcını ilk adımlarını biz savunma sanayine gördük. Evet. Özellikle Türk yapımı insansız hava araçları ve savunma sistemine dayalı bazı hava savunma sistemleri de öne çıkanlar arasında. Yapay zeka burada yine öne çıkan askeri teknoloji olarak görülüyor. Çin'deki bu e, yapay zeka gelişmeleri ileride Türkiye'nin sadece savunma sanayi değil diğer sektörlerinde nasıl etkileyecektir. Ee, şöyle e, Türkiye'de e... Çin'in bilimsel ve teknolojik kalkınmasına şöyle bir katkısı oluyor. Bugün Türkiye'deki birçok 5G istasyonu, 4 gde de öyle, Çin'in teknolojisinden yararlanılmış 5G özellikle öyle planlanıyor. Hmm. Türklerle anlaşmaları var, çeşitli firmalarla anlaşmaları var. Bu anlamda bir gelişim söz konusu. Aynı zamanda tabii bunu 2 artı 2 4 edecek şekilde ortaya koymuyorum. Yani ne demek bu? Yani Çin'in bilimsel ve teknoloji gelişim doğrudan Türkiye'yi şu açamalarda etkiliyor Geliyor Türkiye'ye firma kuruyor Huawei gibi Buradan çıkan genç mühendisler Türkiye'nin çok önemli kuruluşlarında çalışıyor Oralara hmm. transfer ediyor Yani bu bunun gibi argesini Türkiye'ye getiren kuruluşları Türkiye ilerleyen dönemlerde Çin'den daha çok getirdiği sürece Türkiye'ye katkısı kuşkusuz daha fazla olacaktır Burada Huawei çok önemli bir örnek. Daha önceden de söylemiştim. Hmm. Huawei çünkü RGS'ini de Türkiye'ye getirdi ve çalışmalarını burada geliştirmeye devam etti. E, mühendis de yetiştirmiş oldu. Tabii. Yani. E, siz de Çin'de eğitim görmüş genç bir mühendis olarak e, şu anda birçok imkanı elinizde barındırıyorsunuz. Huawei sayesinde veya farklı evet. bir şeyinde. Genç bir Türk mühendisi olarak ileride Çin teknolojisine rakip olacak bir çalışma yapma planlarınız var mı? Evet de var. Evet. Özellikle şu alanda konuşmamızın ilk başında söylemiştim. Yenilebilir enerji ve güneş enerjisi üzerine bir çalışma yapmak istiyorum. Bu konuda hatta üniversiteler arasında bir işbirliği yapma arzum var. Yani Çin'in uzaycılık ve havacılık üniversitesi ile Türkiye'deki bir üniversiteyi buluşturup bunu bir ortak çalışma haline getirme. Çünkü Çin Türkiye'de böyle. Bu konulardaki işbirliğin önünü çok fazla açıyor. Mesela benim bulunduğum araştırma grubum Güney Koreli önemli bir anlaşması ve işbirliği vardı. Bunu Türkiye'ye getirmek bizim görevimiz olmalı. Türkiye'deki pratikleri de Çin'e aktarmak benim hayallerim arasında Nedeninde de söylemiştim. Bu sektör Türkiye'de hiçbir zaman bitmeyecek, bitmeyecek bir, sektör. bir sektör. Son olarak... E gerçekten de Çin'de eğitiminizi sürdürüp Türkiye'de böyle büyük projelerde yer almanız diğer insanlar için de bir örnek durum teşkil edebiliyor özellikle genç mühendisler arasında. Çin'de okumak isteyen, Çin'de eğitimini sürdürmek isteyen gençlere tavsiyeleriniz ne olur veya yurt dışı hayali olan gençlere evet. Çin'i ne şekilde tavsiye edersiniz? Bu akademik yorumda en çok gelen sorular arasında. Evet. Siz Çin'de eğitiminizi hala devam ettiren genç bir mühendis olarak genç mühendis alaylarına neler söylemek istersiniz? Şunu söylemek istiyorum. E, dünyada yayınlanan, en fazla yayınlanan makale sayısını araştırsınlar. Hmm. Orada Çin'in yükselişini görecekler. E, Çin şu an birinci sırada. 10 yıl önce e, Amerika ve Japonya liderliği sürdürüyordu. E, Çin'e gitmelerini öneriyorum ve eğer mühendislerse alan olarak, ya yazılım alanını ya da enerji alanını öneriyorum. Bu iki, bu iki alanı e, üzerine araştırma yaparlarsa hiçbir zaman pişman olmazlar. Bu eğitimlerini sadece lisans anlamında değil, diğer alanlarda da yani sürdürebilme imkanları var. Tabii. E, konuyla ilgili e, nerelerden bilgi alabilirler? Sizin tavsiye edebileceğiniz e, kaynaklar var mıdır? E, Çin e, devlet bursu e, biz, benim de e, gittiğim Çin benim de aldığım Çin devlet bursunu ee, başvurabilirler ee, Burada e, CSC diye yazılıyor İnternetten araştırabilirler e, Buralardan e, bilgi alabilirler Aynı zamanda Çin'e gitmek istiyorlarsa e, Çin'deki öğrenci toplulukları Türk Öğrenci Birliği'nden bilgi alabilirler e, Bunun gibi alanları Araştırabilirler e, Bu alanlardan e, gerekli bilgileri Alıp evet. kısa zamanda Yüksek hayalleri gerçekleştirmek üzere eskiden hayaller ülkesi denen Amerika Birleşik Devletleri şimdi sadece hayalle sınırlı evet. kalırken Çin halk cumhuriyeti hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ortama dönüşmüş durumda. Bugün de akademik yorumun sonuna geldik. Utku ile önemli konuları konuştuk. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.